Vay, geçmiş olsun agam. Eyvallah. Hakkını helal et ya. Helal olsun. Oğlum ne ilginç adamsın lan. Hayatımı kurtardın desen yeri yani. Dayıcığım, günahımız ne kadar? Önemli değil. Siz yabancı değilsiniz. Eyvallah Nizam abicim. Sen hastanede değilsin. Ne yapıyorsun veterinerde? Amirim, lütfen. Şimdi biz gizli bir operasyondayız aslında şu anda. Hastaneye de o yüzden kayıt yaptırmadık. Aman siz de hiçbir şey görmediniz, duymadınız. Ne olur. Aynen. Şimdi hastane olunca hani rapor mapor yazacaklar. Patlamayalım diye. İyi de niye veteriner? Nizam Bey dikişte bir dünya markasıdır. Yani Allah sizi inandırsın. Öyle bir dikiş atıyor ki her sene moda evlerinden teklifler alıyorsunuz değil mi? O derece. Hay Allah ya. Gel seni bırakayım bari. Olur. Şahsı takibe devam ediyoruz. Dakika dakika rapor istiyorum. Bilgilendirin beni. Tamam amirim, siz hiç merak etmeyin. Tamam mı koçum? Oldu. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sağ ol abi. Sağ ol, ellerine sağlık. Ha, adama bak ya. Lan bıraksam yarın operasyon yapacak ha. Ya boş ver, takılsın adam. Boş ver. İki dakika bekleyip öyle mi çıksın? Hayvanları neden bu kadar çok seviyorsun? İnsanları iyi tanıyorum çünkü. Biliyor musun? Altın gibi bir kalbin var. Senin gibi insan çok az kaldı artık. Sağ ol. Çiğdem arıyor. Alo. Söyle Çiğdem. Bugün mü? Sen bugün çalışmıyor musun ya? Repo? Off mu? Oğlum repoyum diyor, off'um diyor. Başına bir şey mi geldi? Bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Ne bileyim lan. Tatil, tatil. Oyuncu filmci jargonu ya. Ha olur tamam. Ben de repoyum bugün. Tamam. O zaman ben gelip seni alıyorum stüdyoda. Oldu. Öptüm. Haydi. Ne diyor? Akşam buluşalım diyor. Konuşacaksın değil mi bu sefer? Konuşacağım dayıcığım. Konuşacağım. Dedem, nereye götüreceksin kızı? Bizim dükkana götüreyim diyorum ya. Oğlum ara o zaman Necip abi de adam gibi bir yer ayırsın. Yok lan Necip abi değil. İtalyana. Lan saçma sapan konuşma. Al kızı git otur adam gibi kebabını ye. Sonra canın canlı müzik mi çekti? Gidersin bir türkü bara. Atarsın iki tek. Delikanlı gibi türkünü dinlersin. Ne lan bu özenti haller? Allah Allah. Oğlum iki gün öncesine kadar İtalyan'dan Çin'den çıkmıyordun ya. Geçti gitti. Denedik yanıldık. Bundan sonra kadın milletine taviz yok. Koyacağız şeklimizi. Öyle değil mi lan? Aynen dedem. Arkadaş siz de bana gelince bir esip gülüyorsunuz ama. Vuracağım birimizi, oynama şunla tamam mı? Mermi yok oğlum. Tamam biraz daha yaklaşın. Bana bakın. Çok güzel. Bana bakın. Biraz daha yaklaşın. Biraz daha yaklaşalım. Harika. Buyurun, kime bakmıştınız? Çiğdem Hanım'ın misafiriyim ben. Çekil kız. Ne işiniz var Çiğdem'le? Arkadaşım. Allah Allah. Ben niye bilmiyorum? Siz kimsiniz beyefendi? Menajeriyim. Yoksa seni şu şey mi gönderdi? Kim? Var ya bir tane Daniel galerici. Hep rahatsız ediyor. Ne alakası var ya? Ben kendim geldim. Ya biz Çiğdem Hanım'la buluşacaktık da onu bekliyorum yani. Ha.
Tamam. Çık dışarıda bekle. Zülfikar. Ben yanlış bir zamanda geldim galiba. Yo. Yani sen böyle çekim falan deyince bu şey... Bu kim? Manken ya. İlk defa tanıştım ben de. Ya senin işin uzun sürecekse ben yavaş yavaş gideyim. Yok yok, bekle. Ya bitti sayılır. Üstümü değiştirip hemen gelirim. Sonra çıkarız, olur mu? Olur. Manken diyor ya. Hadi gidelim. Çok acıktım. Çiğdem Hanım, bakıyorum da telefonlarıma çıkmıyorsun. Hediyelerimiz geri çevriliyor. Ne diyorsun sen ya? Defol git. Bana bak. Ben baksam? Sen kimsin lan? Bas git. Zülfikar, ne olur bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Bakın, arkadaşım polis, emniyet amiri. Öyle mi amirim? Çiğdem, sen 2 dakika arabada beklesen. Bak kardeşim, şimdi buradan adam gibi basket, tatsızlık çıkmasın. Bak aslanım, seni bir daha Çiğdem'in yanında görmeyeceğim. Yoksa Tunceli'ye sürdürürüm seni. Ya oralıyım zaten. Benim memleket ora. Nasıl da özledim. Vallahi iyi olur yani. Bana uyar. Arkadaşım. Sen şimdi git. Ben seni ziyarete geleceğim. Geniş geniş konuşuruz. Tamam mı? Gel amirim. Beklerim.